Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz ürünler kardeşim Arif ile beraber yaptığımız veya bazı şeylerde satın aldığımız ürünlerdir. Modifiye ettik. Çalışmalarımızı sizlere şimdi ayrıntılı olarak anlatacağım. Şuradan başlayayım. Bu gördüğünüz bu test motoru 220 voltta çalıştırdığım, diğer motorları döndürdüğüm motordur. Bazı arkadaşlar eleştiriyorlar, niye başka motorla döndürüyorsun, anlamı ne diye. Ama bunu, bu motoru veya başka motoru elimizle döndürüp gücünü test etmeye imkanımız yok. Şimdi sizlere anlatayım. Bu gördüğünüz 2500 wattlık elektrikli bisiklet tekeridir, motordur. Modifiye edildi, bağlantılar değiştirildi. Şöyle çıkışı 3 faz olduğu için 50 amperlik 2 tane köprü diyota yönlendirildi, bağlandı ve artı eksi olarak akümüzü rüzgar veya su türbünüyle döndürüp şarj edebilirsiniz. Tabii ben çalışmalarımı genelde bu ampullerle test ediyorum. Çünkü en güzel ölçü aletleridir. 60 watt, 40 watt gibi ampullerle test ediyorum ve ayrıca takometremizle de devrini ölçüyorum. Böyle lazer turmetre olarak. Ve ölçü aletlerim bunlar. Ve şurada frekans metre. Şimdi gördüğünüz gibi bu normal asenkron motorun modifiyesidir. Bu pano ile beraber bağlı olarak işlem yapar ve böyle gönderilecektir. Bu 4 kW gücünde 900 devirde 220 volt üretir ama frekansı 25 Hz'dir. Bu motor ise 1500 devirde 3 kW enerji üretir. Bunu da aynı şekilde bu pano ile beraber göndereceğim. Ve bunun frekansı 50 Hz'dir. Bu buzdolabı çalıştırır ve diğer tüm aletleri çalıştırır. Bu ise buzdolabı çalıştırmaz ama diğer tüm aletleri çalıştırır. Bunun frekansı 25, bunun frekansı 50. Bunun deviri 900, bunun deviri 1500. Bunları sizlere anlatmakta fayda görüyorum. Bu gördüğünüz motor ise içerisine neodim mıknatıs konulmuştur. Asenkron motorun modifiyesidir. Şöyle 220 volt çıkışına bakın, şöyle 24 voltluk bir ampul bağladım, park ampulü. Şöyle hafif döndürmemle, fazla döndürürsem ampulü patlatır. Bu ise 1500-2000 devir arası 1500 kW, 1,5 kW enerji vermektedir. Bunlar bütün videoları da, bu tüm motorların anlattığım ayrı diğer ilanlarında mevcuttur. Bu gördüğünüz klima fan motorların modifiyesidir. Şu vantilatör motoru modifiyesidir. Bunu da şöyle hafif döndürdüğünüzde bakın. Bunlar hep neodim mıknatıs konulmuştur. Bakın hemen elektrik vermektedir. Çok küçük bir harekette dahi elektrik vermektedir. Tabi bunun miline pervane takabilirsiniz. Veya suyla döndürüp enerji alabilirsiniz. Güçleri bunun 1500 devirde 200-250 watt arası enerji alırsınız. Bu ise küçüktür. Bu reklam amaçlı, tez amaçlı. Öğrenciler ödevler için küçük şerit led yakabilirler. Bu ise 2 tane 11 wattlık tasarruf ampulü yakabilir veya led de yakar. Bunun da mili budur. İsteyenlere bu kasnakları da gönderebilirim. Bunda V kasnak vardır. Bunda ise bu da düz kasnaktır. Hangisini isterseniz gönderebilirim. Bu da aynı şekilde 220 volt üretir. 1000-1500 devirde. Bu gördüğünüz çamaşır makinesi motor modifiyesidir. İçinde neodim mıknatısı vardır. Bu yüksek devirde, yani 2500 devirde 60 volt 40 watt enerji üretir. Tekrarlıyorum. 60 volt 40 watt. Bunun da videosu ayrıca mevcuttur. Bu gördüğünüz eski tip araçlar için şarj dinamosu ve marş dinamosudur. Bunları da deney veya projelerinizde değerlendirebilirsiniz. Bu da özel yapılmış bir tablodur. Bu da içerisine neodim mıknatıs konulmuş ve bu da 220 volt enerji üretmektedir. 12 veya 24 volt buradan aküyle doğru akım verirseniz bu doğru akım motorudur. Bunun dönmesiyle buradan 220 volt elektrik alırsınız. Bunun da videoları diğer ilanlarımda var. Bu gördüğünüz su çarkı, su enerjisini elektrik enerjisine çeviren bir deney tablosudur bu da. Öğrenciler için, proje için. Bunu da 1500 devir döndürdüğümüzde 30 wattlık veya 25 wattlık tasarruf ampul yakar. Ben şimdi sizlere led bağladım. Nasıl yaktığını görün diye. Küçük bir harekette yandığını görüyorsunuz. Bu gördüğünüz alternatörler ise
Elektrikli bisiklet tekerlerinin modifiyesidir. Bakın, şöyle küçük bir hareketle, bu akü şarj kontrol cihazıdır. Ve buraya bir tane park ampulü bağladım. Şu devirde gayet güzel yakmaktadır. 170-180 devirde 10 amper vermektedir. Yani 12 volt 10 amper vermektedir. 12 veya 24 voltluk sistemlerde de kullanabilirsiniz. Bunlar gördüğünüz gibi aynı 250 watt gücündedir. Şu gördüğünüz elektrikli bisiklet tekeri ise 500 watt gücündedir. Bunların çıkışına şöyle gördüğünüz bunlar 35 amper. Şu 50 amperlik köprü diyotların bağlanması ve bunun çıkışına da güneş kolektörü şarj cihazıdır. Bunları da bağlayarak ayrıca kullanabilirsiniz. Bu gördüğünüz oto alternatörüdür. Modifiye edilmiş, içerisine neodim mıknatıs konulmuştur. Bakın şöyle bir çevirmeyle 12 voltluk park ampulünü çok güzel yakmaktadır. Bu da şarj konjektörü ile beraber şöyle komple gönderilecektir. Bunlar arasındaki fark, bu maksimum 10 amperdir. Normalde 8 amper, 600-700 devirde enerji verir. Bu 200 devirde bunlar. Yani birinin dışı dönüyor, birinin mini dönüyor. Güçleri aşağı yukarı aynıdır. Bu gördüğünüz alternatör ise özel yapılmış bir alternatördür. 5 kW gücündedir. 12, 24 ve 48 volt sistemler için programlanmıştır, yapılmıştır. Bu da neodim mıknatıslıdır. Çok güçlü bir motordur. Şu gördüğünüz invertör, güç kaynağı diyeyim. Bu da 48 voltluktur. Eğer bunu beraber çalıştırmak isterseniz çok uyumlu olabilir. Rüzgar veya su türbini olarak kullanabilirsiniz. Şu gördüğünüzde 375 wattlık küçük bir invertördür. 12 voltla çalışır. Projelerinizde kullanabilirsiniz. Bu gördüğünüz motor DC motordur. 20 ile 100 volt arası, bu etiketinde yazmaktadır. 20 ile 100 volt arası çalışmaktadır. Ucunda kasna ile beraber gönderilecektir. Şu gördüğünüz rediktör diye küçük bir rediktördür. Projelerinizde kullanabilirsiniz. Küçüktür. 1'e 4 oranındadır. Buradan 1 çevirdiğinizde burası 4 döner. Burayı 4 çevirdiğinizde burası 1 döner. Şuralara işaret koydum. Bakın. Bu da böyle kayışıyla beraber bu şekilde gönderilecektir. Bu da düşük devirli silgeç motorudur. 9, 12, 15, 24 voltluk gibi voltlarda çalışır ve değişik devirlerde de projelerinizde kullanabilirsiniz. Bu gördüğünüz küçük 0.18 wattlık bir Siemens marka motordur. Şu anda 220 ile çalışmakta ama bu kondansatörü çıkarıp burada da köprüsünü değiştirdiğimiz zaman 380 voltla da çalışır. Aynen bu kasna ile beraber gönderilecektir. Bu gördüğünüz 3 tane çamaşır makinesi motorlarıdır. Bunların da bağlantıları değiştirilmiş. Ve girişine şöyle dimmer dediğimiz devir ayarlayıcıyla devirini 0 ile 18.000 devir arası döndüğünü görürsünüz. Şu da sağa dönme ve sola dönme anahtarıdır. Bunda hız ayarı vardır. Bunlarda ise hız ayarı yoktur ama isterse takılır. Şu gördüğünüz Dineer marka 1500 wattlık dimmerdir. Bu da motorların kumandası için kullanılır. Yani devirini azaltıp çoğaltırsınız veya ışıkların şiddetini azaltıp çoğaltırsınız. Şu gördüğünüz dimmerleri de Çin'den özel getirdim. Şunlar 2 kahveliktir. Şu ikisi de 4 kahvelik dimmerlerdir. Şu gördüğünüz rüzgar türbinler için fırça sistemidir. Fırça derken bu da enerjiye rüzgar türbinlerinde 360 derece dönen ve dönünce de kablo dolaşmadan enerjiyi aşağıya aktaran sistemin küçüğüdür. Bunda da bu 30 amperliktir. Bu ise 2-3 amperliktir. Bu küçük projeler için kullanabilirsiniz. Bu gördüğünüz takometreler, tur metreler daha doğrusu lazerdir. Motor devirlerini veya hareketli sistemlerin devirlerini ölçmek için kullanabilirsiniz.
Bu da özel yapım, rüzgar türbinleri için 360 derece dönen fırçalı bir sistemdir. 30 amper fırça vardır burada. Şu gördüğünüz 30 amperlik bir fırça vardır. Ve kablonuz dolaşmadan aşağıya enerjiyi aktarırsınız. Evet. Çalışmalarım bunlardır. Sorularınız olursa bilgim dahilinde yardımcı olurum. Bu ürünlerden de istediğiniz olursa gönderebilirim. Teşekkür ediyorum.